Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Kadriye. Bugünkü videomuzda makrome ipinden supla yapacağız arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok kolay bir model. Çok basit. Herkesin yapabileceği güzel açıklayıcı bir video olacak inşallah. Her bölümü aşama aşama anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yapılışıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, gerekli malzemelerimizle devam edelim. Şöyle önceden ben iplerimi kestim. Bir oklava yardımıyla her evde bulunuyor. Ya da herhangi bir sopayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben oklava kullandım. Bir adet oklavaya 3,5 metrelik 30 adet ipler kestim. İpim şöyle arkadaşlar, 3,5 milimetrelik taranabilir makrome ipi. Şöyle göstereyim yakından da. Şu şekilde. 3,5 metre 30 adet iplerimi oklavama taktım. Şimdi tabii istediğiniz kalınlıkta iple, istediğiniz renkte bir iple tabii ki yapabilirsiniz. Ben biraz ince, şık olsun diye şöyle 3,5 milimetrelik ip kullandım. Bir de arkadaşlar şöyle ben hemen göstereyim size. Her alternatifi göstermek istiyorum. Şöyle ben iki tane sandalyeye oklavamı koyup şöyle kenarlarında kaymasın diye bant yardımıyla şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Gayet güzel oturduğunuz yerden örebilirsiniz. Bu da size bir alternatif olsun. Evet, sopamızı da sabitledik, oklavamızı. Şimdi şöyle son 3 taneyi ben ayırmıştım. Şöyle şuraları biraz toparlamak istiyorum. Evet, şimdi son 3 taneyi sizinle takalım. Nasıl yapıyoruz? 3,5 santimetrelik iplerimi arkadaşlar, ipimin birini aldım. Şöyle bakın, ucu ucuna önce ucunu şu şekilde görüntümle etme, evet. Bu şekilde ikiye katladım arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim bir tanesini ince ayrıntılı bir şekilde. Hiç bilmeyenler, ilk defa izleyenler için ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet bakın, bu şekilde ipimi ikiye katladım arkadaşlar. Şimdi şöyle oklavamın üstüne atıyorum ipimi. Şuradan aşağıdan bakın şöyle yuvarlak oluştu. Oradan şu iki ipimi geçiriyorum. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Ve sıkıyorum. Şöyle yanaştırıyorum. İp takmamız bu kadar kolay. Hemen bir daha gösterelim. Şöyle ipler biraz uzun olduğu için arkadaşlar, videoda çok uzun olmasın diye ben diğerlerini taktım. İlk defa izleyenler için de şöyle anlatayım. İkiye katlıyorum ipimi. Şu kısmını sopamın üzerine attım. Oklavamın şu yuvarlağın içerisinden iki tane ipimi çekiyorum. Şöyle yandan da göstereyim bakın. Şu şekilde. Evet. Bakın bu şekilde bağlanmış oldu. Toplam 30 adet 3,5 metrelik iplerimizi oklavamıza takıyoruz. İstediğiniz bir yerde örebilirsiniz. Ben bu şekilde alternatif olsun diye de gösterdim. Şimdi örüm aşamasına geçelim. Evet. Şöyle 4 ipimizi aldık. Sol ve sağ taraftaki iplerimizi şöyle ayırıyoruz. Şu ortadaki iki ipimiz sabit olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi sol taraftaki ipimizi şöyle iki ipimizin üzerine alıyormuş gibi düşünelim. Bakın şu şekilde iki ip sabit. Bunu bu şekilde aldık. Sağ taraftaki ipimizi de hemen bakın şu sol taraftaki ipin üstüne attıktan sonra şöyle arka taraftan şu yuvarlağın içerisinden çekiyoruz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde bir düğüm oldu. Şöyle yukarıya doğru çekiyoruz ve sıkıyoruz. Şimdi sağ taraftaki ipi aynı şekilde yapıyoruz. Bakın iki ipin üzerine koydum. Bu ipi de bunun üzerine koydum. Şöyle görünüyor herhalde. Şimdi şuradan arkadan
o yuvarlağın içerisinden çıkardım. Aynı işlemi ters taraftan da yapıyoruz ve yukarıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bayağı bir sıkalım. Buna kare düğüm diyoruz. Bu kare düğüm tekniğini her iki ipi alıp, yani 4 tane iple bu şekilde bir daha gösterelim. Bakın şimdi yine şu 4 tane ipimi aldım. Şöyle aşağıdan biraz dolanmasın. Şöyle düzeltince karışmıyor. Evet. Şimdi bunu kare düğüm olarak yaptım. Sıra buna geldi. Yine aynı şekilde sol taraftaki ipi iki ipin üzerine attım. Sağ taraftaki ipi bu ipin üzerine attıktan sonra şöyle aşağıdan şu yuvarlağın içerisinden çıkarttım. Yukarıya doğru çektim. Şu ortadaki ipler sabit. Şimdi sağ taraftaki ipi iki ipin üzerine attım. Sol taraftaki ipi onun üzerine attıktan sonra şöyle aşağıdan şu yuvarlağın içerisinden çıkartıyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sadece bu kare düğüm tekniğiyle yapılacak. Şöyle yine gösterelim. Aşağıdan şöyle toparlayayım. Evet. İplerinizi çok karıştırmadan yaparsanız daha kolay örersiniz arkadaşlar. Aldığınız ipleri şöyle aşağıdan ayırın. O zaman düğümünüz hemen gerçekleşiyor. Evet, şöyle 4 ipimi yine aldım. Bakın. Ortadaki 2 ip sabit. Sol ve sağdaki iplerle işlem yapacağım. Hemen soldaki ipimi 2 ipin üzerine attım. Sağ taraftaki ipi onun üzerine attıktan sonra şöyle aşağıdan şu yuvarlağın içerisinden çıkartıyorum. Yukarı çekiyorum. Şimdi sağ taraftaki ipi iki ipin üzerine koydum. Sol taraftaki ipi sağ ipin üzerine koyduktan sonra şöyle şu yuvarlağın içerisinden arkadan çıkartıyorum. Ve yukarıya sıkıyorum. İyice sıkın arkadaşlar. Şöyle elinizi de düzeltin. Bakın. Kare düğümlerimiz oldu. Evet. Şimdi bu şekilde düğüm tekniği inşallah anlaşılmıştır. Bu şekilde arkadaşlar ikişer 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 alarak dümdüz kare düğümlerle ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın kare düğüm tekniğiyle sona kadar yaptık. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kare düğüm yapmış olduk. Şimdi şu bölümü de göstermek istiyorum hemen. Evet, şimdi bakın şu iki kare düğüm arası şöyle açık kalıyor. Hatta şöyle biraz elimle ayırıp göstermek istiyorum. Bakın şu bir ve ikinci kare düğümleri şu orta kısmından birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki iki ipi şöyle ayıralım. Daha iyi anlamak adına. Evet. Hemen sol taraftaki iki ipi ayırdık arkadaşlar. Hemen onun yanındaki iki ipi aldım. Şu yukarıdaki kare düğüm yapmış olduğum düğümün sol tarafındaki iki ipi elime alıyorum. Yine aynı 4 tane iple işlem yapacağım. Evet, bakın şu yan tarafa, yanlara düşen iki iple şu orta kısmı birleştirmek adına şöyle göstereyim. Kare düğüm yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Evet, soldan iki ipi ayırdım. Hemen şu iki tane kare düğümün ortasına kare düğüm yapmak için ikişer tane ipi aldım. Yine aynı teknikle düğüm yapmayı yukarıda göstermiştim arkadaşlar. Evet, bakın şöyle biraz tam yukarıya doğru çektim. Evet, bunu da yine aynı şekilde bakın kare düğümle yaptım. Şu iki kare düğümü şu altta birleştirmiş oldum. Evet, şimdi şu iki ipi yine geçiyorum. Elime alıyorum. Bakın şimdi buradakiyle bağlayacağım onu. Şöyle yapalım.
hemen yanına düşen iki ipi alıyorum. Şurada iki ip kalmıştı. Şu kare düğüm yapmış olduğum iki ipi aldım. Bakın şöyle. Bu sefer bunları bağlıyorum. Yine kare düğümle. Şöyle iyice sıkıyorum. Şöyle elinizle güzelce düzeltip iyice sıkın arkadaşlar. Evet bakın. Şuradakileri şununla bağladım. Şu iki taneyi bununla bağladım. Bakın şu şekilde. Şurada iki ip kaldı. Onu elime alıyorum. Hemen bakın yanına düşen iki ipi alıyorum. Bunları birleştireceğim şurada. Şu noktada yine kare düğüm yapıyorum. Bu şekilde kare düğümlerle o araları şöyle iyice sıkalım. Bakın iki tane ipi alıyorum. Şöyle hemen bunun yanına düşen iki ipi alıyorum. Şu iki tane kare düğümün ortasına gelecek şekilde yine sağdan soldan ikişer ip alarak düğümümü gerçekleştiriyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta dümdüz aşağıya kadar örüyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz konuşup biraz öreyim. Bakın sizde. İnşallah anlaşılmıştır. Anlamadığınız bir konu varsa yazabilirsiniz. Cevaplarım. Sorabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde aralara kare düğümlerimi yapıyorum. Şöyle göstere göstere gideyim. Biraz yapalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar geldik. Bakın sıra sonunda yaptım son düğümü. Son iki tane ipim kaldı. Şu sol taraftan da iki tane ip zaten arttırmıştık. Evet. İlk sırada tamamen dört ipi alarak direkt başladık. İkinci sıramızda şu araları bağlamak için soldan iki tane ve sağdan iki tane ipimiz artıyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızda yine aynı şekilde üstte yapmış olduğumuz gibi direkt sol taraftaki 4 ipi alarak şurada bir düğüm gerçekleştireceğimiz için solda ip bırakmadan devam ediyoruz. Mantığımız bu arkadaşlar. İlk sırada direkt 4 ipi alarak örüyoruz 15 tane. Sonra sol ve sağ taraftan 2 tane ip artıyor. Şuraları bağlamak adına. Dümdüz ilerliyoruz. Üçüncü sıramızda da yine o iki artan ipi alıp şu şekilde yine dörderli alarak bağlayacağız. Bu şekilde aşağıya kadar dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Ben şimdi videomuz çok uzun olmasın. Evet bakın bir yandan şöyle göstereyim. Bakın üçüncü sıramda direkt soldaki dört ipi alarak şöyle düğümümü gerçekleştirdim. Evet arkadaşlar bu şekilde bu mantıkla dümdüz aşağıya kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar videolarımın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram adresimden Kadriye Göktürk olarak takip edebilirsiniz. Hemen bu videonun altına açıklamalar bölümüne Instagram linkimi bırakacağım arkadaşlar. Oradan Instagram kullanıyorsanız linke tıklayıp beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve ben sırama devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle aşağıya kadar dümdüz kare düğüm tekniğiyle ördüm. 45 sıra düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle bakın ipim şu kadar kaldı.
biraz uzun kaldı. Dilerseniz birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. Daha uzun olsun istiyorsanız. Daha kısa olsun istiyorsanız da bakın şöyle şu kadar bir ip arttı. Şöyle ölçeyim sizin için. Ben 3 metre ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. 3,5 santimetre demiştim ama 3 metrelik iplerle de yapabilirsiniz. Biraz daha kısa. Şöyle ölçüyorum. Tam 45 santimetre arkadaşlar. Şöyle bakın 45 santimetre. Daha küçük yapacağım derseniz püsküllerimde ziyan olmasın isterseniz bir 3 metrelik iple de yapabilirsiniz. Benim ipim ince biraz. 3,5 milimetrelik bir ipti. Taranabilir makrome ipimiz. Eğer 4 milimliklerle yapacaksanız biraz daha iri olacaktır. Bu nedenle tabii biraz daha büyük olacağı için daha uzun olabilir. Ona göre ipinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim ölçülerim bu şekilde oldu. Şöyle ben şurası 45 santimetreydi. Şurayı da ölçeyim sizin için. Burası da arkadaşlar şöyle 29 santimetre gibi bir ölçüde olmuş oldu. Evet arkadaşlar, dilerseniz oklavayı çıkarmadan şuradaki düğüm attığımız yerleri keserek yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim onu da. Sadece şu bölümü kesin ama arkadaşlar, yanlışlık olmasın. Şöyle hatta yakından göstereyim. Bakın şu bölümü şuradan, şu düğüm attığımız yerlerden bu şekilde kesebilirsiniz. Dilerseniz oklavayı çıkartıp o şekilde de ipleri düzelttikten sonra da kesebilirsiniz. Her şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Bir de şöyle göstereyim. Oklavayı çıkarttım. Şöyle ipi çekin. Şuradan kesin. Düğümü çıkartalım. Keselim. Şimdi bu şekilde ben bütün iplerimi kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, iplerimi açtım. Oklavayı çıkardım. Kestim. Tam orta noktasından. Bir de şöyle şunu da belirtmek istiyorum. En başlarken 15 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 15 tane kare düğüm yapmıştık. Biterken de arkadaşlar yine 15 tane kare düğüm, yani şu sol ve sağdan 2 tane alıp 14 tane yaptığımız sırayı değil, 15 tane yapmış olduğumuz kare düğüm, şu köşesi çünkü bağlı olsun. O şekilde bitirin. Evet arkadaşlar, şimdi ben oklavaya sardım. Normal bir oklava kalınlığındaydı. Daha büyük uzun püskül istiyorsanız kalın bir tahtaya da sarıp yapabilirsiniz. Şöyle aşağı yukarı orayı da göstermek istiyorum. Şöyle 8 santimetre gibi bir püskül olacak. Daha fazla püskül zaten çok fazla güzel durmuyor arkadaşlar. Tercih meselesi. Şöyle 8 santimetre tarayacağım. Bağlayacağız biraz da. Tam ideal olacak püskülü. Ona göre şöyle şu taraftaki iplerimizi de yine düzeltip şöyle ölçelim. Yine şöyle 8 santim, şöyle biraz 9'dan kesin. Bu taraf biraz şey olabilir. Taradıktan sonra yine çünkü düzeltme yapacağız. Şöyle 8-9 santimetre gibi kesebilirsiniz püsküllerini bu tarafında. Bir iki avuç yeterli olacaktır. Şu boyda. Bunu da ölçeyim sizin için. Net olsun. Yani 40 santimetre gibi bir ip kestim. Evet. Şimdi şöyle uç kısımlarını düzeltip bağlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ikişerli ya da tekerli, tek tek, yani şu bölümden sadece kare düğüm olan yeri de bağlayabilirsiniz. Ben şöyle iki tane alıp bağlayacağım. Bir tane artıyor arkadaşlar, 30 tane olduğu için. Şöyle bakın 2, 2, 2,
Şöyle 2, 2, 2, 2 olunca bir tanesi artıyor. O yüzden o 3 tane yapacağım, o son. Son bir tanesi burada tek bağlanmasın diye. Şu tam orta noktasını 3 tane alıp püskülü bağlayacağım. Dediğim gibi siz isterseniz tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle ayır ayıra göstermek istedim. Bakın tam orta noktadakini 3 tane alacağım. Şöyle bağlayacağım. Diğer burada 3 tane, burada 3 tane, 2 tane alacağım, bağlayacağım. Hemen şimdi şöyle kesmiş olduğum ipimi elime aldım. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da hemen. Bu ön yüzüydü. Arka yüzünden şöyle 2 taneyi alıyorum. Püsküllerimi. Kesmiş olduğum ipimi hemen şöyle aşağıdan koyuyorum. Şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum. Daha sonra bu yuvarlağı şöyle uç kısımdan tutuyorum. Sarmak istediğim yere, püskül yapacağım yere 2 kere, 3 kere ne kadar arzu ederseniz, şöyle yakından göstereyim bakın. Şöyle 2 defa sarmanız yeterli. Şunu da biraz uzun bırakalım. Püskül de aynı boyda olsun. Evet. Şöyle sardıktan sonra bakın arkası nasıl kare düğümler, düğümlere denk gelmesini. Sonra şu yuvarlağın içerisinden bu sarmış olduğumuz ipi geçiriyoruz. Şöyle yavaşça gösteriyorum. Sonra aşağıda bırakmış olduğumuz ipi, hangisiydi? Karıştı. Ha, şu küçük ipti. Şunu, evet bulunmuş. Buradan çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru düğüm atıyoruz. Şöyle sıkalım. Yukarıdaki ipi de sıkalım. Sonra şu üstteki ipi keseceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir düğüm oldu. Şöyle yukarı doğru çekebiliriz. Şu aşağıdaki onlarla beraber püskül boyunda kesin. Şu üst taraftakini şöyle hemen dibinden kesebilirsiniz. Açılma yapmaz. Evet, şimdi şöyle döndürüp tekrar göstereyim. Evet, bakın bu şekilde oldu. Şöyle biraz düzeltelim. Daha sonra bunları tarayıp makasla ucunu düzeltip devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, bakın 7 tane bu şekilde püsküllerimi bağladım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yamuk da olabilir. Şöyle teker teker şuralardan ipler çıktıysa mesela elinizle düzeltebilirsiniz ya da şuradan şöyle çekebilirsiniz bakın. Şöyle düzeltmek için, şöyle düz dursun diye. Sardıktan sonra yamuk oldu, niye olmadı demeyin. Dediğim gibi düğme atın, şöyle aşağı yukarı rahatlıkla çekebilirsiniz. Şu kısımları güzel olmadıysa aşağıdan ipleri şöyle çekerek de yine düzeltebilirsiniz. Şimdi bir tarak yardımıyla arkadaşlar şöyle şu şekilde yavaş yavaş arkasını önünü tarıyorum. Arkadaşlar şöyle 25 santimetrelik bir tabağım, şöyle bakın nasıl durduğunu, gayet güzel oldu. Kaşık çatal bıçaklarımızı da şöyle kenarlara koyarız arkadaşlar. Evet, püsküllerimizi taradık, gayet güzel, gayet şık oldu arkadaşlar. Şöyle toplam yine kaç santim püsküllerle beraber şöyle 59-60 santimetrelik bir suplamız olmuş oldu arkadaşlar. Aynı modelden bardak altlı farklı bir videomda çekmiştim. Dilerseniz oradan aynı bardak altlıyla takım olarak yapabilirsiniz. Hemen videonun sonuna şöyle şu yukarıya şu bölüme koyacağım arkadaşlar. Oraya tıklayarak bardak altlı videosunu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım anlaşılır, güzel bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.